Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hak insana maddi ve manevi birçok özellik vermiş. Bu özelliklerin her birinin kendine has, kendine özel kullanım alanları var. O alanlarda kullandığımız zaman hem huzur ve saadet buluruz hem de Allah'ın verdiği bir nimeti Allah'ın yarattığı istikamette kullandığımızdan dolayı da ibadet etmiş oluruz. Bugünlerde özellikle üzerinde çokça durulan koronavirüs vesilesiyle havf damarının nasıl kullanılması gerektiğini inşallah kısaca okumak istiyoruz. Esasen bir Müslümanın özel hayatında, aile hayatında, mahalle hayatında, hatta devlet ve dünya hayatında, maddi ve manevi hayatında Allah'ın verdiği nimetleri kullanırken bazı ölçüleri eğer elinde bulundurabilirse ve sürekli o ölçülere göre hayatını tanzim ve tertip edebilirse inşallah o formüller bizim için bir ölçü olur ve vefat edinceye kadar hem kendi hayatımızda hem etrafımızdaki insanlara örnek olma noktasında çok güzel bir numune ve rol model olmuş oluruz. Şimdi bir Müslümanın hayatında elbette salgın hastalıklar olur. Koronavirüs gibi, veba gibi, taun gibi ve benzeri. İşte dünyada aklımıza gelecek her türlü salgın hastalıkları bu formül içerisine koyabiliriz. Veya insan her zaman depremle, sel felaketiyle ve Cenab-ı Hakk'ın yarattığı dünyadaki birçok kevni olaylarla karşılaşabilir. Veya insanın başına bir bela, musibet gelebilir veya insanın başına her an ölüm gelebilir. Bütün bu noktaları dikkate alarak Allah'ın bize ihsan ettiği korku damarını nasıl kullanmamız gerektiğinin ölçüsünü inşallah almaya çalışalım. İnsanda en mühim ve esaslı bir his hissi haftır. Yani Allahu Teala'nın bedenimize koyduğu esaslı organlarımız var mesela diyelim ki bir insanın parmağı olmasa evet bir eksikliktir ama hayatını ciddi anlamda etkilemeyebilir. Ama diyelim insanın kolu olmasa, bacağı olmasa ya yani böbrekleri olmasa gibi esaslı organlarımız var. Bu arada kaşımız olmasa da olur. Evet olması çok güzel ama olmaz ama gözünüz olmazsa bak esaslı bir his ciddi bir eksiklik olur. Demek ki insanın bedeninde konulmuş olan bu organların nasıl esaslı ve mühim organları varsa insanın ruhuna konulmuş Allah'ın ihsan ettiği önemli, mühim ve esaslı hisler de var. Mesela muhabbet hissi, inat hissi, öfke hissi, gazap hissi ve korku hissi, endişe hissi, gelecek endişesi hissi, merak hissi bunların hepsi gerçekten insan için esaslı ve mühim hisler. Bunları Cenab-ı Hak asla abes olsun diye ve insana eziyet olsun diye yaratmamış. Onların her birinin kullanım alanları var ve o kullanım alanlarına göre sarf ettiğimizde o nimetten istifade ediyoruz ve o nimetin hakkını vermiş oluyoruz. Ama bu organlara Nasıl yanlış yere kullandığımız zaman zulmediyorsak bu hislere de yanlış yere kullandığımız zaman zulmetmiş oluruz. Peki bir insan kendi organlarına ve kendi hissiyatına zulmettiğinde bunun cezasını kim çeker? Yine kendisi çeker. Mesela diyelim bir insan Allah'ın ihsan ettiği bu güzel göz nimetini Allah'ın meşru kıldığı şeyleri seyretmede kullanmak ve onlardan lezzet ve zevk almak için kullanmak yerine çorbanın tuzuna bakmada kullansa elbette göz nimetine zulmetmiş olur. Neticede gözünün yanlış yerde kullanılmasından dolayı neticede onun tabiri caizse suçunu cezasını kim çekecek? Gözün sahibi çekecek. Öyleyse gözünü yanlış yerde kullanan bir insan bana göz niye verilmiş ki bu bana eziyet oldu deme hakkına sahip değil. Aksine Allah'ın bana verdiği bu büyük nimet ilahiyeyi yanlış yerde kullandığım için onun cezasını çekmeye hakkım var demelidir. Öyleyse yanlış yerde kullanmaktan vazgeçip güzel ve meşru yerlerde kullanmaya çalışmalı. Şimdi diyelim ki bir insana verilmiş olan haf hissi yani korku hissi de elbette Allahu Teala o nimeti hayırlı yerlerde ve güzel istikametlerde kullanmak için vermiş korkuyu tamamen yok etmek mümkün olmadığı gibi korkuyu yanlış yerde kullanmak da bir Müslümana zarar verecektir. Yani burada şunu özellikle vurgulamakta fayda görüyoruz. Ateşin yakıcı olarak yaratılması insanlar ateşten yansınlar zarar görsünler diye değil. Veya suyun akıcı olarak yaratılması sudan sular biriktirilsin sonra sel haline getirilsin de evler yıkılsın diye haşa su akıcı hale getirilmiş olmaz. Veya demir sert haline getirilmesi insanların ölümünde kullanasın, kafalarını kırasın diye demir ve taş sert olarak yaratılmamıştır. Öyleyse ateşi kombide, ocakta, fırında evet yakmak güzeldir. Hizmetkarımız olur. Ama ateşi evimizi yok etmede, kendimize zarar vermede kullandığımızda o zaman ateşin yaratılması kötü olmaz. Ateşi yanlış yerde kullanmak kötü olur. Ve dolayısıyla o ateşi yanlış yerde kullanan insan zararını görmüş olur. Ay hakeza demir, su ve diğer Allah'ın yarattığı güzel nimet ilahiyelerde de böyle değerlendirilecektir. Demek ki Allah haf damarını hayatımızı korumak, muhafaza etmek ve Allah'ın bize verdiği nimetleri, emanetleri zarardan uzak tutmak için verilmişken eğer korku damarını yanlış yerde kullanırsak bu sefer o ateşin evimizi yakması gibi o korku damarı dediğimiz Allah'ın en önemli nimetlerinden birisi olan şey de bizim hayatımızı perişan edebilir. Mesela Bediüzzaman Hazretleri bu konuyla ilgili dessas zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Yani o günün şartlarında işte siz bu Risale-i Nur tefsirlerini okursanız, Kur'an okursanız, namazlarınızı kılarsanız, mesela ezanı ezan gibi okur Arapça olarak orijinaline uygun okursanız şöyle cezalar görürsünüz, hapse düşersiniz, aç kalırsınız, çoluk çocuğunuz perişan olur diye destas zalim insanlar o zamanın dindar insanlarını korkutmuşlar. Ve onları o dindarlıktan uzaklaştırmaya, dini hizmetlerden engellemeye çalışmışlar. O zaman korku damarını yanlış yerde kullananlara bu ders verilmiş. Biz bugün bu formülü alarak, kendi hayatımızda içinde bulunduğumuz şartları dikkate alarak bu korku damarını nasıl kullanmamız gerektiğini öğreneceğiz. Ne demişler? Onlarla, onunla korkakları ne yapıyorlar? Gemlendiriyorlar korkakları dindarlıktan uzak tutuyorlar. Namaz kılmaktan, Kur'an-ı Kerim okumaktan, ezan okumaktan veya Risale-i Nur tefsiri gibi tefsirler okumaktan uzak tutuyorlar. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli dalaletin propagandacıları avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Mesela buradan çok orijinal bir örnek veriyor. Nasıl ki damda bir adam bir adamı tehlikeye atmak için bir dessas adam o evhamlının nazarında zararlı görünen bir şeyi gösterip vehmini tahrik edip kova kova ta damın kenarına gelir. Baş aşağı düşürür, boynu kırılır. Yani olmayan, gerçekte var olmayan bir şeyi var zannederek, var kabul ederek, varsayımla Kendisine zarar vermenin bir ölçüsünü, bir dam düşünün, evin yukarısı dam kısmı yani. Orada düşünün, özellikle çocukluk yıllarında, ve özellikle vesvesesi olan insanlara böyle şeyler zaman zaman başına gelebiliyor. Benim de çocukluğumda buna benzer bir şey başıma gelmişti. Bir odada, karanlık bir şeyde yatıyordum. Baktım ki bizim pencerede bir adam koruyla bana bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ben çok korktum. Hemen kalktım, ışığı yaktım. Baktım ki bir ceket veya gömlek gibi bir şeymiş. Veya perde gibi bir şey. Yani ceket veya gömlek gibi bir şeyin kolu bana bir insan kolu gibi görülmüş. Tabi gerçeğini ışığı yakınca gördüm ki ha demek ki bu böyleymiş ve rahatladım. Yani buradaki veren örnek de damda bir insana işte orada Sanki tehlikeli bir şey varmış hissi uyandırıyorlar. Gerçekte yok. O da ondan korunmak için geri geri giderken sonra aşağıya düşüyor. Allah korusun kendisine zarar verir. Halbuki o şeyin ne olduğunu araştırsa, baksa, ona göre tedbirini almaya çalışsa hem o zarardan e, kurtulacak varsa bir zarar hem de zarar yoksa eğer damdan düşmekten kendini korumuş olacaktı. Şimdi aynen onun gibi çok ehemmiyetsiz evham ile çok ehemmiyetli şeyleri feda ettiriyorlar. Hatta bir sinek beni ısırmasın diyerek yılanın ağzına girer. Tabi burada şu çok önemli bir ölçüyü aklımızdan hiç çıkarmamamız gerekiyor. Dinimiz insanın kendisine zarar vermesini yasakladığı gibi başkasına zarar vermeyi de yasaklıyor. Dolayısıyla bir Müslümanın salgın hastalıklarda işte koronavirüs olur, veba olur, taun olur veya deprem riski olan yerlerde veya insan hayatını tehlike atacak ortamların ve durumların, koşulların olduğu yerlerde elbette uzmanların verdiği kararlara uyma mecburiyeti var. Mesela bugün bir doktor bir hasta dese ki senin çok az da olsa şeker alman caiz değil, yasak. Çünkü zarar verirsin kendine, diye bir kural koysa elbette o Müslümanın o hassas ve uzman doktorun verdiği karara uyma mecburiyeti vardır. Yani dinimiz işin uzman olan insanların verdiği kararlara uymayı emrediyor. Dolayısıyla salgın hastalıklar döneminde olur veya başka dönemlerde olur fark etmez. Uzman e, doktorların veya uzman hekimlerin veya uzman kimyagerlerin veya uzman yer bilimcilerin veya uzman uzay bilimcilerin fark etmez. Hangi alanın uzmanları ilgilendiriyorsa o alanın uzmanları bir rapor hazırlar ve mutlaka özellikle karantina gibi kuralların uygulamasını veya şu 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 kurallara uyulması gerektiği şekilde bir karar alırlarsa devlet de bu kararı halkına ilan eder ve bu karara uyulması gerektiği konusunda bir beyanatta bulunursa Elbette Müslümanların ona uyma mecburiyeti vardır. Uyumazlar zarar görürlerse kendilerine verilen şu vücut emanetine zarar verdikleri için Allah katında sorumlu olurlar. Eğer uyumazlar başkalarına zarar verirlerse hem Allah'ın kuluna zarar vermekten hem de bir kula zarar vermiş olmaktan iki katlı mesul olurlar. Demek ki ölçümüz iki şeye dayanıyor. Bir uzmanların karar vermesi, iki uzmanların verdiği bu kararı devletin uygulamış olması. Bu durumda Müslümanlar elbette o kurallara uymak zorundadırlar. Yoksa böyle bir kural yok. Böyle ya da şu 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 kuralları yerine getirin ama henüz karantina yok demişse o zaman sadece o söylenen kurallara uyulur. Karantinaya uyulmaya gerek yok çünkü karantina olmamışsa eğer. Şimdi korku damarını nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiği ile ilgili çok orijinal bir örnek okuyacağız. Buradaki kayık örneğini dünyadaki bütün olaylara uygulayabiliriz. Bir zaman Allah rahmet etsin. Demek ki bu olay yazıldığında o zat rahmetli olmuşmuş. Ama yaşandığı olay daha eski. Mühim bir zat kayığa binmekten korkuyordu. Hani insan bir olaydan ne kadar korkmalı? Korkarken kaçta kaç ölçüsüne göre değerlendirmeli. Burada onun çok güzel bir numunesini görüyoruz. Demek ki mühim bir zatmış Yani öyle Avamdan olan veya işte çok eh ehemmiyet verilmeyen kimse olarak düşünmeyelim mevzuyu. Neymiş? Mühim bir zat kayığa binmekten korkuyordu. Onunla beraber bir akşam vakti İstanbul'dan köprüye geldik. Kayğa binmek lazım geldi. Araba yok. Sultan Eyüp'e gitmeye mecburuz. Israr mecburuz, ettim dedi. Hani Haliç'ten Eyüp tarafına geçilecek. Bir taraftan bir tarafa geçilecek. E, Tabi e, o zamanki Galata Köprüsü'nden dolaşma imkanı da yok. Araba yok. Çünkü uzak dolaşıp gelmek. E, dolayısıyla mecburen kayğa binmeleri gerekiyor karşıya geçmek için. Ama o zat demiş ki korkuyorum belki batacağız. Bakın. Çok harika bir model. Korkuyorum belki batacağız. Korkuyorum belki öleceğiz. Korkuyorum belki trafik kazası olur. Korkuyorum belki hastalanacağım. Korkuyorum belki virüse yakalanacağım. Bakın hayatın bütün alanlarını ilgili. Korkuyorum belki yoksullaşacağım. Korkuyorum belki ihtiyarlayacak. Yani aklınıza gelen her şeyi buraya koyabilirsiniz. Ya korkuyorum, korkuyorum. Neden? Ne olursa olsun. Buradaki model ölümden korkuyor. Kayığa binersem kayık devrilebilir. Dolayısıyla kayık devrilirse de batarız ve ölürüz endişesi. Ona dedim bu haliçte tahminen kaç kayık var? Dedi belki bin var. Yani o gün, o anda bin kadar kayık olduğu farz ediliyor. Çünkü bütün insanlar, ihtiyaçlarını o şekilde gidiş gelişlerini o şekilde karşılıyorlar. Sene dedim, senede kaç kayık gark olur? Yani kaç kayık batar? Dedi bir iki tane. Bazen senede hiç batmaz. O zaman ortalama bir. Dedim sene kaç gündür? dedi 360 gündür. Hani 365 gün, 360 ortalama. Dedim senin vehmine ilişen ve korkuna dokunan batmak ihtimali 360 bin ihtimalden bir tek ihtimaldir. Yani her gün orada bin kayık olduğuna göre bir yılda 360 gün hani e, ortalamasıyla 360 bin kayık oluyor. 360 gün içerisinde. Senede bir defa kayık battığına göre demek ki bizim bineceğimiz bayığın, kayığın bugün batma ihtimali 360 bin ihtimalde birdir. Öyle, öyle değil mi? Yani ihtimal teorisine göre böyle. O zaman demiş ki böyle bir ihtimalden korkan insan değil, hayvanda olamaz. Yani çok Nezih ve nazik konuşan Bediüzzaman Hazretleri böyle bir olayda insanı sarsmak ve korku damarını yanlış yerde kullandığı için hayatını rezil kepaze eden bir kişiyi uyandırmak için biraz sertçe hani çok derin uykudaki insanlar üzerlerine ağır şeyler dökülecek veya kaza geçirecekler veya başlarına bela gelecek hafif uyarıyla Uyanmayacaklarsa onlara icap ederse tokat da vurulur, icap ederse kolundan tutup sürünür de o tehlikeden korumak için. Tabiri caizse burada korku damarını yanlış yerde kullanıp bir kaygı bile bilmekten korkan, çekinen bir insana o şiddetli bir uyarı, bir ikaz için böyle biraz ağır bir ifade kullanılmış. Hem ona dedim. Acaba kaç sene yaşamayı tahmin ediyorsun? Bakın şimdi hemen konuyu değiştirdi. Yani kayığa binmekten korkuyorsun olabilir. Halbuki tedbir alınmış kayık normal sağlam. Kayığın bir yöneticisi var, bir idarecisi var ve kayığı normal şartlarda herkes karşıya geçiriyor. Dolayısıyla senin normal şartlarda bu kayığa binmekten korkman insani bir vasıf değil. Sana verilen korku damarını yanlış yerde kullandığın için insaniyetin tabiri caizse İnsanlık vasfının dışına çıkmış oluyorsun demiş gibi oluyor. O zaman ikinci bir soru soruyor. Kaç yıl yaşama ihtimalin var? Yaşamayı tahmin ediyorsun. Demiş ki ben ihtiyarım belki 10 sene daha yaşamam ihtimali vardır. Hani 60-70 yaşlarında bir insana sorsan işte bir 5-10 yıl daha da yaşayabilirim. Tahmini Türkiye ortalaması yaşadığınız o dönemdeki insanların yaş ortalamasını dikkate alarak onu söyleyebilirsiniz. O da öyle söylemiş. Şimdi buna göre 10 yıl yaşama ihtimali var. Bugün verebilir ama 10 yılda yaşama ihtimali var kendine göre. O zaman dedim. Ecel gizli olduğundan her bir günde ölmek ihtimali var. Evet. Her gün ölebilir miyiz? Ölebiliriz. Çünkü bugün ecelin gelmeyeceğinin garantisi yok. Yarın gelmeyeceğinin garantisi yok. Ertesi gün gelmeyeceğinin garantisi yok. Öyleyse yaşadığımız günlerin her bir günde ecel gelebilir mi? Gelebilir. Öyleyse 3600 günde, 10 yılda 360 günden ortalama kaç gün yapar? 3600 gün. Her gün ölme ihtimalin olduğuna göre bugün ölme ihtimalin kaçta kaç? Dedi ki 3600 günde her gün vefatın muhtemel. Kayığa bindiğin takdirde kayığın batıp ölme ihtimalin 360 bin... De bir. Ama kayığa binmediğini farz et. Bugün senin ölme ihtimalin, ecelinle ölme ihtimalin 3600'de bir. Muhakeme, mukayese, akıl, mantık. Allah bunlar için bize bu nimetleri vermiş. Evet işte kayık gibi 300 binden bir ihtimal değil. Belki 3000'den bir ihtimalle bugün ölümün muhtemeldir titre ve ağla vasiyete dedim. Evet kardeşlerim. Allah'ın bize ihsan ettiği bu korku damarı ne kadar mükemmel ve harika ise onu yanlış yerde kullanmak da o kadar kötü ve o kadar yanlış ve ondan göreceğimiz zarar da o kadar acı, ızdıraplı olur. Ya. Neyse aklı başına geldi. Titreyerek kayığa bindirdim. Kayık içinde ona dedim. Cenab-ı bak, haf damarını hıfsı hayat için vermiş. Ha. Yani Allah bize bir emanet veriyor. Bedenimizi korumak, malımızı, namusumuzu, haysiyetimizi, şerefimizi korumak için Allah bize onu koruyacak bir tabiri caizse özellik veriyor. O özellik haf, korku damarı, korku hissi. Niçin vermiş? Hıfsı hayat için vermiş. Hayatımızı koruyalım. Yani kazadan, beladan, hastalıklardan, ölümden, evet. Sonra işte aç kalmaktan, susuz kalmaktan vesaire. Yani bedenimizi ve maddi ve manevi sıkıntılardan korumak için Allah bize bir koruyucu vermiş. Ne, neydi onun adı neymiş? Havf damarı. Onun için Allahu Teala her özelliğimizi istikamette kullanalım yaratıldığı yönde kullanalım diye her gün mesela namaz kılan bir Müslüman için düşünelim. Hiç olmazsa en az 40 defa Fatiha sureti, suresi namazlarımız okuyarak namazların dışında değişik vesilelerle Fatiha okumak suretiyle belki 50-60 defa ehdine sırat al müstakim diyoruz. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakimden ayırma. Ne demek? Yani bize verdiğin bütün maddi manevi duygularımızı istikamette kullanmayı nasip eyle. Diyelim ki insan vücudunda ne kadar allüvar var bulunması gerekiyor? O dengelidir. Onun aşağında, aşağısında, bulunması da bedene zarar, onun yukarısında bulunması da bedene zarar. Veya diyelim insan ne kadar ateş bulunması gerekiyor? Ortalama 36. E 40'lara doğru çıkarsa zarar, e 30'lara doğru inerse zarar. İşte o istikamet oluyor. Orta yol yani. Öyleyse yani ateşin insan bedeninde ateşin olmaması mümkün değil olacak illa. İnsan bedeninde al yuvarların, al veya trombositlerin olmaması mümkün değil. İlla olacak. Kanın vazgeçilmez özellikleridir. Ama onların dengeli olması güzel. Aşırı yukarıda veya aşağıda olması e, istikameti bozmuş oluyor ve beden zarar görüyor. İşte. İnsana Allah haf, korku damarını da bu istikamette kullanmak için vermiş. Onun için ne dediği? E, Allah Cenab-ı Hak damarı hıfzı hayat için vermiş. Bedenimizi korumak için Cenab-ı Hak nasıl kan içerisine onları dengel olarak koymuşsa Cenab-ı Hak hayatımızı korumak için de ruhumuza bir korku damarını, korku hissini koymuş. Ama onu dengeli kullanmak bizim elimizde ve dengeli kullandığımızda huzur buluyoruz. O zaman dengeli kullanmanın ölçüsü ne? Biz uzmanların yani diyelim koronavirüs veya salgın hastalıklar vesilesiyle şimdi gündeme getirelim korku damarı. O zaman biz uzmanların ve yöneticilerin verdikleri kurallara uymak şartıyla ki bunları Allah'ın koyduğu kurallar diye bunlara uymak da bir ibadettir. Çünkü sebeplere uymak fiili bir duadır. Allah'ın koyduğu kurallar olarak görüp bunlara uymak da bir ibadettir. Allah'ın koyduğu kurallar niyetiyle. Öyleyse bir Müslüman Gerek Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, gerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde, gerekse İslam hukukunda belirtilen kuralları dikkat alarak, uzmanların ve yetkililerin koyduğu kurallara uyar, rahat eder. Artık ondan sonra uğraşmaz. Ne gibi? Siz bir çekirdeğin ağaç olmasını istiyorsunuz. Evet, çekirdeğin ağaç olması için çekirdeği ıslah ettiniz, Top, toprağı ıslah ettiniz. Evet, müsait bir zamanda ortamına dikkate aldınız toprağa ektiniz ve suladınız. Ve koruma için gerekli tedbirleri de aldın, çitini yaptınız. Arkasından toprağın içine girip de ona ağaç yapmaya çalışmazsınız. Veya gece gündüz orada beklemezsiniz biri zarar verecek mi diye. Vazifeniz yaptınız, tevekkül edersiniz. Gidersiniz, rahatça istirahat edersiniz. Demek ki insan da kendi hayatını korumak için, Allah'ın verdiği bu emaneti korumak ve muhafaza etmek için Yine Allah'ın koyduğu kurallara, uzman insanların ve yetkili insanların verdiği şartlar ve kurallar muvacehesinde uyar, onları yerine getirir, ondan sonra rahat eder. İşte bunu kullanmak korku damarını dengeli kullanmaktır. Hiçbir şeyden korkmuyorum demek nasıl yanlışsa, her şeyden nem kapmak, her şeyden korkar olmak da yanlış. İki tarafta biri ifrat biri tefrit. Otobandan gitmek esastır. Sağ şarampol de zarar verir uçmak. Sol şarampöle uçmak da zarar verir. Biz ana yoldan ve otobandan yürüyeceğiz. Hayat böyle. Ehli sünnet ve cemaat istikametinde hem maddi bedenimizi hem manevi olan o bedenimiz olan ruhumuzu tabiri caizse ve onlara takılan özellikleri istikametle kullanmanın yolu bu. Ölçü neymiş? Allah'ın bize verdiği akıl, ve vicdan ve ilimle Allah'ın yine uzman insanların bize bildirdiği kurallarına yine yani uzman insanlar niye aslında bize bildiriyorlar Allah'ın koyduğu kuralları okuyor onlar mesela diyorlar ki diyelim kalabalıklarda bulunmayın misal veya işte şöyle şöyle dikkat edin misal bu da Allah'ın koyduğu kurallardır yani Allah böyle böyle yaparsanız o hastalıkları ben bulaştırmam. E böyle bir yaparsanız bulaşır demiş oluyor tabiri caizse. Uzmanlar da Allah'ın koyduğu kuralları anlamaya çalışıyorlar. Öyleyse uzmanların kurallarına uymak demek Allah'ın koyduğu kurallara uymak demektir. Öyleyse bu kurallara uymayı ibadet niyetiyle yerine getirdikten sonra neticeye tevekkül eder, Allah'a bırakır işi. Mesela bir insan her an ölebilir. O zaman ölmemek için Kendisine zarar verecek şeylerden kendisini korur ama bugün eğer Allah bana ölümü takdir ettiyse bir bahane bir vesile yaratacaksa o da elimizden bir şey gelmez. Ben tedbirim alırım Allah'ın benim başımda getireceği karışmam diyerek rahat etmeliyiz. Onun için men amene bil kader, emin emiler keder demişler. Kadere iman eden kederden emin olur. Ama neden sonra vazifesini dört dörtlük yerine getirdikten? Tedbirlerini aldıktan sonra rahat eder. İşte bu şekilde korku damarını kullanmanın adına istikamet diyoruz. Tedbirleri almadan ben korkmuyorum bir şey olmaz demek nasıl yanlışsa. Tedbirleri aldıktan sonra yine de ne olacak diye vesveseye desiseye kapılmak da yanlış. İnşallah bu dengeyi muhafaza edersek hayatımız huzurlu Bakın bunlar ilgili ihtimal teorilerine göre bir ölçü veriyor. Onu da okuyalım. Sonra diyor kayık içinde ona dedim. Cenab-ı Hak haf damarını hıfzı hayat için vermiş. Hayatı tahrip için değil. Ve hayatı ağır ve müşkil ve elim ve azap yapmak için vermemiştir. Demek ki korku damarını yanlış kullanırsak şunlar oluyormuş. Bir, hayat ağırlaşıyor. İki, müşkilleşiyor. Üç, elim ızdıraplı oluyor. Ve azap haline gelir, işkence haline geliyor. Azap, yani korku damarını yanlış yerde kullandığımızda. Ama istikametli kullansak Allah'ın izniyle o zaman ne olacak? Havf 2-3-4 ihtimalden bir olsa hatta 5-6 ihtimalden bir olsa. Burada bir ölçü aldık. Yani 5-6 ihtimalden işte onda bir diyelim misal ortalama. Onda bir ihtimalde olsa mesela o zaman ihtiyat karına bir havf meşru olabilir. Onda bir ihtimal ile bir korku caiz ihtiyatkarane. Tedbirli olarak. Yoksa ya ihtiyate tedbir olarak tabiri caizse korku bulunması uygun münasip çünkü Allah bize onda bir de olsa senin bu sıkıntıya e, giriftar olma ihtimalin var diye bizi uyarmış oldu. Biz de tedbir aldık. Fakat 20, 30, 40 ihtimalden bir ihtimal ile havf etmek evhamdır, hayatı azaba çevirir. 40 ihtimalde bir, 50 ihtimalde bir dediğiniz zaman artık o zaman korkuya gerek yok. Sen günlük hayatına devam edebilirsin. Şimdi mesela benim bulunduğum yer büyük çekmece. Büyük çekmecede her gün 10 kişinin vefat ettiğini farz ettik tahminen. 200 bin insan yaşıyor olsa o zaman benim bugün büyük çekmecede yaşayan birisi olarak vefat etme ihtimalim 20 binde bir. 20 binde bir ihtimalle bugün ben vefat edebilirim diye, bugün vefat ederim düşüncesiyle hayattan kopmama gerek yok. Ama ben kendi hayatıma odaklansam, benim bugün vefat etme ihtimalim var. Evet, öyleyse ahirete gidebilirim diye bir gözüm ahirette olsun. Ama daha uzun yaşama ihtimalim de var, öyleyse bir gözümde meşru helal dairede dünyada olsun. O zaman bir kulağım ahireti dinlesin, bir kulağım dünyayı dinlesin. Bir elim dünyaya bakarken bir elim ahirete baksın. Bir elim dünya çalışırken bir, bir, bir ayağım dünya çalışırken bir ayağım ahirete çalış. Öyleyse bir insanda eğer bir hastalık, bir bela, bir musibet varsa bu noktayı nazardan meseleye bakmalı. Ha demek ki Cenab-ı Hak kendine iltica etmem istiyor, dua etmem istiyor. Demek ki Cenab-ı Hak benim hayatımı bir gözden geçirmem istiyor. Böyle ihtimaller içerisinde benim de o ihtimale girme ihtimalim var. O zaman ben maddi manevi tedbirlerimi alırım. Hayatıma normal standartta da devam ederim. Fakat gözümün biri, kulağımın biri, elimin biri, tabiri caizse ayağımın biri de sürekli ahiret alemiyle iç içe. Diğeri de dünya al iç içe. iki dünya beraber yürütmeye çalışırım inşallah diye düşünmeli. Evet. Yoksa diyor 40 ihtimalden bir ihtimalle kaf etmek evhamdır hasta olmayan bir şeyi korkmuş oluyor. Hayatı azaba çevirir. Allah bize bedensel ve ruhsal özelliklerimizi, hayatımızı Allah'ın istik Allah'ın emrettiği istikamette, meşru dairede lezzet ve zevk alalım diye vermiş. Onlardan ızdırap çekelim, zarar görelim, hayatımız bela olsun diye değil. Ama insan o organlarını, o hissiyatlarını yaratıldığı istikamette kullanmaz, yanlış yerde kullanırsa o zaman Allah korusun hem hayatını rezil kepaze eder hem de Allah'ın verdiği o nimetleri yanlış yerde kullandığından dolayı maddi manevi mesul olur. Ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin